Herkese merhabalar, hayırlı sabahlar. Güzel bir cumartesi sabahı. Bugün evimdeyim, istirahat edeceğim. Küçük bir gribal rahatsızlıktan dolayı dinlenmem gerekiyor. Dolayısıyla işin başına gidemedim. Dolayısıyla köşe yazdım, makalemi yazdım. Sizlerle onu paylaşacağım inşallah. Evet. Bugünlerde kurak geçiyor biliyorsunuz. Hava bölgemizde ve Türkiye'de. Kar yağışı yok. Geçen yıl bu zamanlar kar doluydu her taraf. Rabbim inşallah bereketini esirgemez bizden. Bilmiyorum hak ediyor muyuz? Ama Rabbim affedicidir, mağfiret sahibidir. Affetmeyen bizleriz. Merhametsiz olan bizleriz. Vicdansız olan bizleriz. Öyle bir an geliyor Rabbim. Yağmur da veriyor, karı da veriyor. Bizim konuştuklarımız boşa çıkıyor. Dolayısıyla dua edelim Rabbimiz inşallah bizi aç susuz bırakmaz. Şükürcüyüz yani. Şükür Rabbimize. Evet, bugün bir köşe yazısı yazdım. Bu köşe yazısı tabii böyle geçmişle biraz nostalji var. Günümüze kadar gelen, günümüz ortamına da böyle entegre ettiğim bir yazı. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Yani senin fiziksel ahvalinin hiç önemi yok. İster bağdaş kur otur, ister yan gel yat, ister amuda kalk, ister sen güvercin taklı oyna, diyor bu atasözü. Hangi ataysa bu sözün sahibi, merhum Necmettin Erbakan'ın o sözü geldi aklıma. Hadi oradan, hadi oradan. Çünkü gençlik yıllarımızda aynı yaş grupları her akşam önceden belirlenen bir evde toplanırdık. Misafir olurduk eve. Köyde kahve yok, kahvehane yok. Kahveye gitsek. Barana ve dernek ismi verirdi bu toplantılara. Su götürür, yani samimiyetti. Hakikaten çok samimiydik. Güzel ilişkilerimiz vardı. Oyunlar oynanır, çaylar içilir, nevaliler konur. Sigara dumanından da göz gözü görmezdi. Arada bir barananın en küçüğüne ya da ev sahibine oğlum şu kapıyı aç biraz nefes alalım dumanından boğulacağız derdi birisi. Diğer bir kişi de pencerenin önündeki kişiye bağırdı. Oğlum pencereyi açsana görmüyor musun? Kör müsün? Boğulduk dumandan gibi böyle diyaloglar devam ederdi. Akşam boyunca herkesin istediği şekilde oturma serbestisi var. Kazık yastıklar, minderler vesaire. Sehpa mehpa köyde nerede olacak? Cep telefonu yok, televizyon yok, elektrik yok. Dolayısıyla çeşitli oyunlar oynanırdı. Yaşlara göre yüzük oyunu, bir evde oyunu, eşya bitki oyunu. Yani köy 120 hanelik bir köy. İşte bir evde iki kız var, iki erkek var, bir anne var, bir dede var, bir baba var şeklinde sayılar verilirdi. Buna göre hangi aile olduğu bulunurdu. Yani İskambil oyunda vazgeçilmeyen gençlerin oynadığı bir oyundu. Akşam boyunca herkesin istediği şekilde oturma serbestliği var dediğim gibi. Yani en çok oynanan oyun da ismine kimileri dilsiz, kimileri dinsiz oyunu derdi. 4-5 kişi ön tarafa geçer, 4-5 kişi arka tarafa. Öndeki oyuncular yani ebe olanlar şöyle ellerini şöyle bağlar, şuraya koyar, ensesini korur. Arkadakiler de şu şekilde ellerini böyle yuvarlayarak bir tane tokat vurur hangisine vurursa. Öndeki kişi arkada kim vurdu, hangi eliyle vurdu bilmek zorunda eğer değişme gerekirse. Tabii oyunun güzel tarafı bu. Yani hoş ama çok şiddetli bir şekilde vururdu yani. Biz keseciye giderdik oradaki arkadaşlarımızla aynı oyunu oynamayı. Büyüklerimiz çok feci oynarlardı. Böyle tokadı vurdular mı düşerlerdi yani. Tabii oyunun diğer bir özelliği de en eğlenceli tarafı, en çok gülen tarafı da ebe takımdan bir oyuncunun işte o da bu şekilde bağlıyor. Kendi arkadaşlarından bir tanesine şöyle vurur. Arkadaşı bilemez kendi arkadaşı onun vurduğunu. Arkadan geldi zanneder. Sürekli onun üzerine gidilir. O dövülür. O yenidir, o tazedir. Ona öğretilir oyun. Kendi arkadaşı oyun boyunca döver onu farkına varmaz sonra söylenir. Yani bilirse öndeki ebelerden bir tanesi bilirse
vuranı ve hangi elini vurduğunu yer değiştirir, oyun devam eder. İşte bu topluluklarda eğri oturmaktan başka şansımız yoktu. Yani yer minderi, kazık yastık, kilim vesaire vesaire. Netice itibariyle samimiyetle birlikte gece sonu geriye bırakılan sadece kişilerin arasında arasından sızan sigara dumanı kirişlerin aralarına nevale atıkları, eciş bücüş olmuş kazık yastıklar kalırdı. Aynı ortam bir sonraki akşam bir başka yerde devam ederdi. Kimsenin bu muhabbetlerin ardından bir ticari ortaklık ya da birlikte oluşturacak bir dinamik güç olma, toplumsal meselelere duyarlı toplantılar yapma amacı yoktu. Amaç geceyi hoş geçirmekti, yani vakit öldürmekti. İsteyen istediği şekilde yalanlaşıp yatabilir, oturabilir, uyuyabilirdi. Eğri oturmanın ağızdan çıkacak lafların doğru çıkıp çıkmamasında bir ehemmiyet yoktu. Bugüne ve partilerin ittifaklarına bakarsak seçimi kazanma metotları ve sonuçları itibariyle barana mantığını hatırlattı bana. Devlet asla bu mantıkla yönetilemez. Kriterleri anayasada belirtilmiştir. Köprü geçerken anayasa değişikliği yapılamaz mesela. Bu işler, işler elektriğin olmadığı yıllarda oynadığımız dilsiz oyuna benzemez. Oturuş önemlidir. Duruş da diklik şarttır. Ses sistemimiz sadece akciğerlere, nefes borusuna, gırtlak, burun ve ağzına oluşmamaktadır. Her eğri oturuş, diyaframın yani doğru konuşmamızı sağlayan diyafram nefesinin eğri çıkmasına, sesimize, sözümüze olumsuz etki eder. Dolayısıyla doğru ses için diyaframın nefesine ihtiyacımız vardır. Bunun için dik durmak şarttır. Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yaptığım dönemde yönetim kurulu toplantılarımızın kavgalı, öfkeli geçen bir anında bir ses çıkmıştı. Koltukta yayvan oturuyordu arkadaşım. Güya bu kavgalı toplantılara ımlı yaklaşan adam rolüyle neşter vuruyordu. Dedi ki, ya arkadaş bırakın kavga etmeyi. Bakın şu şahıs ve şu şahıs. Akşamdan sabaha kadar birbirlerine sinkafi diyorlar, bakıyorum sabahleyin kapıyı açıyorlar. Aynı kapıyı açıyorlar, gülüşerek birbirine tebessüm ederek. Tabii bunu biz de böyle yapalım dedi. Ben şoktaydım. Elim ayağım titremeye başladı. Dedim ki, kan beynimden fırlamıştı. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Şayet herhangi birimize sen gece sabaha kadar küfür edip şimdi yüzümüze gülüyorsan ben kusura bakma küfür etmek için geceyi bekleyemeyeceğim dedim. Özür dilerim. Küfür ettim demedim. Etmem de. Ama sadece örnek göstermek istedim. Dese de toplantı bitmişti. Artık eğretiydi benim için. Ben bir süre sonra gerekçe olarak istifa ettim. Hülasa mantık dairemizde değerlendirelim her şeyi. Hak bela yazmaz, kul azmayınca. Kula bela gelmez, hak yazmayınca. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Rabbim bizi kötü düşüncelerden arındırsın. Önümüzdeki bütün sıkıntılarımızı giderme kabiliyeti versin hepimize. Bu toplumun bir bireyi olma yolunda adımlar atalım. Yalan konuşmayalım. Haklı çıkma tutkusuna yenik düşmeyelim ne olur. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.